Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Yansımalar video podcast serisinin 10. bölümündeyim. Bugün yine şöyle sizlerle beraber doğaçlama bir kayıt alalım dedim. Ya aslında şöyle bir şey var podcast kayıtlarında ya da bir içerik üretirken. İnsan belli bir metin hazırladığında, belli bir metne bağlı kalarak bir şeyler yapmaya çalıştığında biraz monotonlaşabiliyor. İşte okuma tonuna göre ya da sürekli o metne bağlı kalmaya başladığında onun sınırlarında kalmış oluyorsun. Ancak böyle doğaçlama yapıldığında söyleyeceğin çoğu şeyi unutabilirsin ya da belki anlatmadığın eksik bir şey kalabilir ama akış daha çok hoşuma gidiyor bu şekilde açıkçası. O yüzden yine doğaçlama bir kayıt almak istedim. İnsan bazen yatağa uzanıyor. Diyorum ki ya şu konu aklıma geldi. Keşke şu an insanlarla paylaşabilsem. Hemen kalkıp her an kayda basamıyorsun. Mikrofonu vesaire kurup. Ama şöyle de bir şey var. Öyle yerlerde insanın aklına kendi tecrübelerinden, bildiklerinden aktarmak istedikleri şeyler bazen öyle anlarda geliyor ki. Ve o an kayıt yapma imkanın yok. Umarım toparlayarak size anlatmak istediklerimi anlatabilirim. Bugün 10. bölümde neyi konuşacağız? Kumardan kazanmanın aslında neden imkansız olduğundan bahsedeceğim. Bugün de yine kumar bağımlılığı, bunun üzerinde de bahis bağımlılığı üzerinden size bir takım örnekler vererek kazanmanın neden imkansız olduğunu söyleyeceğim. İnsan şöyle bir şey diyor. Diyor ki işte yeni bir bültenin çıktığı günden düşünün, bittiği o 3-4 gün içerisindeki süreye kadar 700-800 tane ortalama maç var değil mi bültende? Hatta bazen 1000 tane. Ancak tabii bunların içinde bilmem ne işte dünya ülkesi 2. 3. liglerini falan eledikten sonra kalan sınırlı sayıda kişilerin daha takip edip bilebileceği ya da belki izleyebileceği maçlar kalıyor. Yani kabaca bu rakam zaten 500'e iniyordur. Şimdi insanlar diyor ki ya 500 maç içinden tabii düşününce 3 tane maç denk getirse değil mi? Mantıklı bir şekilde ya böyle bir mantıklı düşünce değil de bu. Böyle düşündüğünde şunu diyor ya 3'ünü bilse 3 maç bilsem şu kadar da para bassam hayatım kurtulur ya da buradan yürürüm. E ben bunu her hafta böyle böyle yapsam kazanmak kolay gibi geliyor. Ama işin öyle olmadığını bu işin içine girdikten sonra biliyorsun. İnsanların net bir şekilde şunu kabul etmesi lazım. İnsanın bazı sınırları var. Ancak insanoğlu bu sınırları aşmada darma duman etme konusunda kendine çok fazla güveniyor ve bu aştığı sınırlardan sonra kendi için bir kazanç olduğunu düşünüyor. Ancak durum öyle değil. Çünkü başlı başına kumarın içindeyken, kumar bağımlılığından muzdaripken zaten kişi beyninin değiştiğini içindeyken fark etmiyor. Kesinlikle ve kesinlikle kumar oynadığı andaki hormonal değişim olsun, kişinin yaşadığı maddi manevi boyuttaki her değişimde senin o anki beynin normalde oturduğunda, normal bir hayat sürdüğünde, bağımlılığın içinde olmadığındaki beyinle aynı değil. İnanç çerçevesinde de değil, direkt bilimsel bir yerden ele alarak söylüyorum. Senin beynin kumar oynarken normal zamandakinden farklı çalışıyor. Ve gerçeklerle olan bağın ne kadar mantıklı düşündüğünü, analiz vesaire yaptığını düşünüyorsun ya, o oynadığın maçlar başladığında ya da o maçın biri bittiğinde diğerine geçtiğinde analiz yaptığın, takımları takip ettiğin andaki henüz o kumar başlamadığı andaki senle bile aynı değil. Sebebi şu. Bir kere kumardaki en büyük zaten hilelerden biri kişilere ilk başta avantajlı gelse de zaten bu kadar fazla seçenek, bu kadar fazla maç olması. Senin kazanamamandaki nedenlerden biri bu. Sen orada 500-1000 maç içerisinde artık her neyse zaten bu seçenek bolluğu senin karar verme sürecine birinci darbeyi vuruyor. Bir ikinci konu zaman konusu. Ne dedik? İkinci mevzu zaman mevzusu. Zaten bu kadar hızlı bir şekilde kumarın içindeyken düşünceler sürekli uçuştuğu için bir insan düşüncelerin hızına yetişiyor. Bir de içine zaman kavramı geçtiği an seni belli bir zaman içinde belli bir olasılığın içine hapseden bir sistem olduğu için sen burada da zamana karşı galip gelemiyorsun. İşte öğlen bir maç başladı diyelim saat 2'de. Senin o attığın ilk maç kuponun tuttu diyelim. Kendine göre yatıracağından daha az bir meblağ ile başladın. Hani öyle bir şey oluyor çünkü. Öyle hafiften başlayayım bugün şansım yaver giderse ona göre devam ettiririm ya da artırırım diye de bir düşünceyle başlıyor kişi. Bu şekilde daha iyi para kontrolü yapacağını vesaire sanıyor. Niye sanıyor? Çünkü birinci maçın tuttu. İkinci de tuttu diyelim. İşte 200-300 TL kazandı. Şimdi üçüncü o tutmayan şey senin o egonu öyle bir sarsıyor ki hani çok güzel gidiyordu ya günün. Üçüncüde kaybettiğin 100 lirayı bu sefer geri çıkarmak için kardan da kendini zararlı görüyorsun ya. 200-300 TL kazanmıştın, 100 kaybettin. Kendini sanki 200 ekside gibi algılıyorsun. Artıda gibi değil de. Bu sefer o kaybettiğini geri kazanmak adına başlıyorsun. Belki hiç gündeminde olmayan, o an oynamayacağını düşündüğün ancak sistemin o bolluk içinde sana o bültende altta göz kırpan o maça gidiyorsun. Şimdi ne oldu? Bir kere
kere bir, o kafanda planlamıştın ya 500 maç içinden 3 tane maç seçerim vesaire, ona göre oynarım diye. Yani kendini güya sınırlayıp limitlemiştin. Bir kere sınırını bozdun bile. Daha bakın bültenin ilk gününde, belki ilk maçında o sınırı zaten aşmaya doğru gidersin. 2 tane arda arda kayıptan sonra zaten işler çorap söküğü gibi birbirini takip etmeye başlar. Domino etkisi yaratır. Kayıplar bir anda hızlanmaya başlar. Zaten o anda kontrolden çıkıyorsun ama hala kendine hakim olabildiği düşüncesi içindesin. Çünkü kumarın içinde, daha önceki videolarda dedik, kumarın içinde kalabilmek adına kişi kendini öyle güzel kandırır ki, öyle güzel bahaneler bulur ki, yani bu konuda kişinin ürettiği bahanelerin sınırı yok, kendine söylediği yalanların sınırı yok. O kayıplar da oldu. Bu sefer sana göre senin favori takip ettin ya da işte asıl oynayacağın maç yaklaşıyor, değil mi? Bir kere hız zaman konusunda şöyle bir şey daha var. Onu da atlamadan söyleyeyim. Zaten çoğu kumarbaz o bölme işini de yapamaz. Maçları ayrı ayrı günlerde, çünkü hemen hız lazım. Hemen o sonucu alması lazım ya kumardan. Zaten ayrı günlerde başlayan maçları genelde kombinlemez kuponla. Çünkü cumartesi oynanıyorsa bir şey cumartesidir. Cumartesinin hesabını cumartesi görmek ister. Cumartesi, pazar, pazartesi, öyle bir 3 günden birbirine öyle bir bekleme sabrı yok onun. Sistem bunu çok iyi bildiği için de zaten hemen o anda kaybedeceğini bilir ki artık oyunların fazlalığı ve oyun içinde oyun seçeneklerinin artmasıyla kişi artık neredeyse ikinci yarıyı da beklemiyor. İlk yarıdan başlar şey. İlk yarıdan yapar kombinlerini. 45 dakika içinde alması lazım çünkü o sonucu. Artık hızın da hızı olmaya başladı. Yani her şey hemen olmalı. Çünkü kişide sabır yok. Şimdi o ilk başlardaki o mantıklı olduğunu iddia eden o soğukkanlı, işte parayı şöyle ayarlayacak, böyle kullanacak, kaybederse de o gün oynamayacak daha fazla. Kendine bunları anlatıyor ya o mantıklı tarafı. Ne oldu? Bir anda kasırga gibi artan bu düşünceler seni ele geçirdi. Hiç ummadığın miktarlarla böyle seri bir şekilde parayı yatırmaya başladı. Orada o kara deliğe artık tekrar girmiş oluyorsun. Oradan da çıkış yok. O seni yutuyor. Daha da ilginç bir şey var. Kişi diyelim 100 bin lira para kaybetti o ana kadar. O gün, o hafta 10 bin lira kazandıysa onun o yüzüne gelen gülümseme, onun o bu işi başardım kârdayım hissi, yani aslında çok biliyor orada 100 bin kaybetmiş ve 10 bin o an kazandı. 90 bin lira zarardı ama o kendini o an anlattığı hikaye ve beyin onu kârda gibi algılıyor. Bakın, normalde kârda olmadığını bildiği halde kârda gibi algılıyor. Şimdi burada ne dedik? Zaten kumarın içindeyken sen gerçek sen değilsin. Olduğun her şeyden, seni oluşturan tüm değerlerinden, düşünce sisteminden uzaklaşıyorsun. Bazı insanlar yok mudur? Vardır bazı insanlar. Kumardan işte belirlemiştir kendine. 3 maç yapmıştır. Hatta onları bölmüştür de, tamam mı üçünü? Ama adam der ki ben bu tutmazsa bu hafta daha hiçbir şey yapmayacağım der. Hayat boyu oynama pratiği de budur. Şimdi ve bunlara ne diyoruz? Bir profesyonel kumarbazlar var. Bir de insanların genelini oluşturan, hani böyle şu anda elimde resmi bir istatistik olmadığı için şu sayı diye net diyemem ama insanların geneli sorunlu kumarbazdır. Patolojik kumarbazdır ki bu nedir? Durmayı bilmeyen, kayıplarını peşine koşan geri çıkarmak için, ki bu videoya gelenler bu genelde zaten kumar bağımından muzdarip 10-15-20 yılını buna heba etmiş insanlar da zaten sorunlu kumarbazdır. Hani bazen sorabilirsiniz, ben nasıl anlayacağım sorunlu kumarbaz mıyım değil miyim diye diyebilirsiniz. Zaten bu videoya geldiysen, dinliyorsan, ödenmesini bekleyen borçların varsa zaten sorunlu kumarbazsındır. Zararının peşinde koştuysan, tüm dünyan bu olduysa zaten sen çok nadir olan o insanlardan değilsin. Ki burada da yine işin içine ne giriyor dedik bir önceki inanç videosunda. İnançlı biri için kârda değildir ya da kazançlı değildir. Çünkü kumar Allah'ın haram kıldığı, kesinlikle uzak durun emrettiği, şeytan işi olarak adlandırdığı, şeytanın pisliklerinden olarak söylediği bir sistem. Yani bunun içinde kalarak zaten inançlı bir kişi Allah'ı da yenmeye, onun kazanamazsın dediği ve sevdiklerinin arana nifak tohumları sokacak dediği bir şeyin içinde kaldığın sürece, bu defa inançlıysan Allah'a da yenmeye çalışıyorsun. Tabii inançsız bir arkadaş için bu dediğim geçerli değil. Dediğim gibi inanç mevzusuyla ilgili bir önceki videoyu kartlara koyarım, oradan bulup izleyebilirsiniz. Ne dedik şimdi? Bir kere bültenin yoğunluğu, çok fazla maç olmasının insanları o şekilde kazanılacak bir şeymiş gibi, yüzlerce maçın içinden 3 maç bilirim hissini aşılıyor sana. 1. 2. Hız ve zaman kavramı. Seni belli saatlerde, neticede maçların oynandığı belli saatte, belli zaman dilimi var ve o zaman dilimine seni hapseder. Bir diğer şey, ülkemizdeki sistemlerden biri MBS diye bir sistem var bildiğiniz gibi. Seni belli sayıda maç yapmaya itiyor, değil mi? Genelde böyle yurt dışındaki gibi tek maç sistemi de bizde çok fazla yaygın değil ve
oranlar çok çok daha düşük. Şimdi sana zaten o zaman iki maçı kombin yapmanı istiyor. Ya da öyle değil diyelim. Maç bir maç diye açar, onu ikiye çevirir. Bunu oynatan sen olmadığın için, kurucusu sen olmadığın için ne yapacaksın? Onun istediği oranlarda, onun istediği maç sayısı kombininde oynaman gerekecek. Zaten bu da seni ne yapıyor? Hiç hesabında olmayan maçlara iter. Kuponunu onaylatmak için kombini yapmak zorunda kalırsın. Siteye direkt biz size zaten kazandırmayacağız asla yazmak yerine böyle sistem getirerek bunu anlatmaya çalışıyorlar. Ama tabii insan bu işin kumar bağımlılığının içindeyken artık iş patolojik boyuta taşındığında o kişiler ne diyorsa kişi bir süre sonra kayıp kazanç kazanmayacağını bildiği halde o kombini yapar yani. Çünkü o an kendini o açlığını doyurmak zorunda. Açlık demişken bakın kumar bağımlılığı diğer bağımlılıklara göre niye daha tehlikeli ve daha kötü? Alkol bağımlısını ele alalım. Alkol bağımlısı biri teker bayine gitti. Fiyatını, ücretini verdi. Alkolü aldı. Alkolü alamadığı gibi bir şey söz konusu olur mu? Yani alkole ulaşır. Gider içer. O andaki kendi tatminini sağlar. Ya da uyuşturucu bağımlısı biri uyuşturucuya bir şekilde ulaştı. Parasını verdi. Uyuşturucu aldı. İçti. Şimdi bakın bunlardaki ne kesinlikle kendilerince hazza ulaşma kesindir burada. Kumar sizi bir ihtimale aşık eder. İşin zaten en tehlikeli boyutu da budur. Kimilerine göre diğer bağımlılıklardan daha güçlü olma sebebi de bu. Bazen 100 lira, bazen 1000 lira, bazen 10 bin, bazen 100 bin. Artık kimin oynadığı meblağ neyse. Sen onu yatırdığın halde o açlığını doyurman garanti değil. Bir ihtimal. Artık o beklediğin gol gelecek mi, gelmeyecek mi? Hepsi bir ihtimal üzerine kurulu ve kumarın, sistemin gücü de buradan geliyor. Bağımlılık yapmasın da ihtimal kavramı, bu olasılık seni kumara daha çok bağımlılık yapıyor ve belki de diğer bağımlılıkların önüne geçiren de kumarı bu. Genelde farklı bağımlılıkları olan kişiler de birbirini pek anlamaz. Mesela iki bağımlı arasında şöyle sohbete denk gelebilirsiniz. O ne saçmalık? İşte madde bağımlısı der ki kumar bağımlısı ne saçmalık? Ne oynuyorsun onu der. Kumar bağımlısı birine de madde bağımlılık çok saçma gelebilir. Ya da illa birkaç bağımlılık bir arada bulunacak diye bir şey değil. Son derece steril yaşayıp temiz bir hayatı olup sadece kumar oynayan biri de olabilir. Yani içki, sigara hiçbir şey yoktur. O yüzden davranışsal bağımlılıklardaki bu ihtimal mevzusu, yine mobil oyun videosunda demiştim ya, orada kutudan bir şeyin gelip gelmemesi. Halbuki sistemi kuran sana belli bir oranda, o algoritma yazmış, belli bir oranda vereceğini biliyor. Ama sen bağımlılığın içindeyken bunu bildiğin halde bilmiyor gibi davranıyorsun. Ve beynin sana bambaşka bir hikaye anlatıyor. Ve sen beyninin sana o an anlattığı çarpık hikayeyi satın alıyorsun. Ne oluyor bu sefer? Vücudundaki saçma sapan, ortaya çıkan rahatsızlık, rahatsızlıklarla uğraşmaya başlıyorsun. Yok yere kendi kendine edindiğin. Aslında artık bir takımı tutmak, bir futbol maçını izlemek de yani sevdiğin bir şey, normalde hobi olarak yapsan, hiçbir şekilde kumar oynamadan izlesen haz alacağın, zevk alacağın bir şey de bu sefer sen iğrenmeye başlıyorsun, haz alamıyorsun. Yani normalde tuttuğun bir takımını keyifli bir şekilde çayını çorbanı hazırlayıp takip etmekte kötü bir şey var mı? Ama senin için içi boşalıyor bu kavramların. Bağımlı olduktan sonra artık o yatırdığın para ve beklediğin sonuca göre tamamen senin algın bunun üstüne kurulu oluyor. Senin için artık o maçın hiçbir önemi yok. Ya da sonradan nasıl genelde bırakan kişiler ya futboldan artık tiksiniyorum der. Ya da diğer oynadığı spor bahisi neyse ondan artık izleyesim bile gelmiyor. İşte oyuncuların yüzünden, mimiklerinden anlıyorum der. Ya da işte bu işin içinde bir de insanın kanıtlayamayacağı, yani sıradan insan nasıl kanıtlasın? Bazı kişilerle böyle şike üzerine tartışmalar oluyor. İşte kumar oynamayan, bu kadar takip etmeyen kumarı, bir kumarbaz kadar işin içinde olmayan biri, onun şike yok demesi kumarbazı ikna edebiliyor bazen. Halbuki şöyle bir şey var ya, bunun içinde yıllarını harcamış kişiler, şöyle şeylere çok tanık olmuşsunuzdur. Kesin olmaz dediği oluyor. Bir oyuncu geliyor işte penaltı noktasının başına, atamayacak diyor. Çünkü o artık neredeyse o konuda sarraf olmuş. Bakın şöyle de bir tuhaf bir boyutu var. Kumarı bırakıyor kişi, ne derse maçlar öyle bitmeye başlıyor. Ya ilk yarısında biliyor, ikinci yarısında ne skoru biliyor neredeyse bazı maçlarda. Olur dedi, her şey olmaya başlıyor. Bu sefer diyor ki ya ne değişti? Değişen ne biliyor musun aslında? Birincisi zaten orada bu sefer eskisi gibi kumar takip etmiyorsun. Sınırlı. O an izlediğin işte kendi takımınla ilgili bir maçı izliyorsun ya. Bir kere beynin korku altında değil. Parayı bir maça yatırmak başka bir şekilde sana etki ediyor. Kumar oynamadan o maçı izlemek daha bir, nasıl desem, daha rasyonel bir seviyede tutuyor beynini ve bugüne kadar o kadar fazla bu görmüşsün ya işin içindeki eyyamı, pisliği, şunu bunu. Gerçekten o an o maç üzerinde dediğin şey olabilir ama bu sefer sen yanıldığın
da ya ben işte ne kadar güzel bilmeye başladım deyip geri döndüğün an o seçenek bolluğu, o anda belirlediğin bir oran vardır ya, kumar oynayan insanların favori ya da mutlaka kaçındığı oranlar vardır. Bu sefer sen hiç hesabında yokken, aklında olmayan bir maçta senin güya o belirlediğin favori oranı orada alttan görürsün. Bu sefer ona kayarsın, bir baktın favori oranın gelmedi. E bir şeyler gelmemeye, kayıplar artmaya başladığında da hiçbir fikrin olmadığı ya da hiçbir şekilde oynamayı düşünmediğin şeylere zaten seri bir şekilde oynamaya başlarsın o an. Çünkü o kayıp döngüsüne girdi mi kişi o kadar fazla sarsılıyor ki. Bir de oradan bir gerçeklik kaybı yaşıyor. Dediğim gibi kumardaki mevzu bu. Gerçekliği, içinde olduğun an gerçekliğini, karar verme mekanizmanı bozuyor. Seni belli bir fazla seçenek var adı altında senin gözünü boyuyor. Zaman kavramı nedeniyle sürekli ve o an bir para yatıracağın için seni hemen o kararı vermeye zorluyor. Ancak gereğinden fazla bir heyecan, gereğinden fazla korku, bunun içinde bu tip şeyler olduğu için sen o an ne yaparsan yap o döngüden çıkamıyorsun ve mantıklı düşünemiyorsun. Büyük bir meblağ kaybettin diyelim. Dışarı çıktın. Dışarıyı görme şeklin bile değişiyor. Yani oradan belli aslında sana verdiği zarar. Seni sen yapan tüm şeyleri yok ediyor ve bunu o kadar çabuk, o kadar kısa sürede yapabiliyor ki işin tehlikesi burada. Kumarın buradaki gücü dediğim gibi size bir ihtimal satmasından, sizi bir olasılığa aşık etmesinden kaynaklanıyor. Gerçek hayatta işte bir kıza gittiniz, açıldınız ve size net bir şey söyleyen insanlar vardır değil mi? Net insanlar. Bir tek sevgililik ilişkisi de olmasın hadi. Normal sosyal ilişkide, arkadaşlık ilişkisi şu bu. Yani ben işte seninle yoluma devam etmek istemiyorum ya da hayır. Size net bir şey söyler. Bir de bazıları vardır işi sürüncemede bırakır. Aslında siz en çok o işi sürüncemede bırakan kişiyle o platonik aşk dediğimiz ya da kişinin sürekli peşinden koştuğu o aslında ona net cevabı vermeyen kişidir. Arkadaşlık ilişkisinde de en çok sorun yaşadığı yine net olmayan insanlarla yaşadığı problemlerdir. Aynen kumarın mantığında olduğu gibi. Halbuki olgun, ne istediğini bilen insanlar için hayat da bazı cevaplar çok nettir ve kişinin hiçbir şekilde bundan kafası karışmaz. En başa gelelim videonun başına. Kararlı, mantıklı, kendince bir düşünerek soğukkanlı olacak kişi. Şimdi geldiğimiz noktada bile düşünce nereden nereye gitti kişi. Ve bunu sorunlu kumar oynayan her kişi bunları defalarca, binlerce kere yaşar. Yani aslında benim burada yaptığım şey sizin de kafanızda düşündüğünüz, sizin de bildiğiniz şeyleri sesli bir şekilde seslendirip size bunları tekrar hatırlatmak. Çünkü kumardan yara almış insanların hikayeleri birbirine hep çok benzerdir. Burada mucize bir şey de yok söyleyecek kumarı bırakmak için. Bazı insanlar hemen böyle mucizevi bir cümle duymaya başlıyor. Hayır. İşte bu tüm gördüğünüz, sizin de bilip fark ettiğiniz, hissettiğiniz, sezdiğiniz şeylere, kendi sezgilerinize güvenerek bu işten uzun vadede hiçbir şekilde kazanç sağlayamayacağınızı kabul edip, geçmişteki kayıpları kabul edip, sineye çekip halihazırda olan borçları daha fazla büyütmeyerek beyninizi normal kendi o olduğu sağlıklı haline geri döndürmek için bir çaba sarf etmek. Ve bunun da ne güzel ki tek yolu kumardan uzak kalmak ve de en etkili yolu kumar oynamamak. Şu ana kadar kanaldaki sanırım süresi en fazla olan kayıt oldu. Bilmiyorum bu konuda da ne düşünürsünüz? Geri dönüşlerinizi bekliyorum. Genelde şu an YouTube'un bu algoritması da fazla kanalı önermediği için insanlara bazı çektiğimiz yayınlarda ulaşmıyor. Sizler kanaldaki içerikleri beğeniyorsanız, Yansımalar Podcast kanalına abone olup videoları beğenirseniz ve çevrenizde yararı olabileceğini düşündüğünüz kişilerle paylaşırsanız, bir kişi dahi, bu kanalı dinleyen bir kişi dahi kumardan kurtulursa, o sevdikleri ve çevresiyle bir dünya kurtulmuş kadar benim için önemlidir. Kaydı yavaş yavaş noktalayalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.